Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 28 Ağustos 2019 Çarşamba. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde yapılacak olan törenlerin provası yapıldı. Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde yapılacak olan törenlerin provası yapıldı. Provayı izleyen vatandaşlar alkışlarla askerlere destek verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla Ordu Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan törenin provası gerçekleştirildi. Erzincan Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan prova öncesinde polis ekipleri Ordu Caddesi ve bazı ara sokakları trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemleri aldılar. Trafiğe kapatılan caddede askeri birlikler, polis, 112 ve gaziler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak törenin geçişinin provasını gerçekleştirdiler. Prova vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Ordu tören bölümünün geçişini izlemektesiniz. Bugün ordu harp ve silah araçları ne kadar gelişirse gelişsin, gerçek olan bir şey varsa o da harbi insanın yapacağı ve kazanacağıdır. Zaferleri her zaman son noktayı koyan kahraman Mehmetçiklerdir. Bize bugün yere armağan eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin kahraman üyeleri geçmektedir. En parlak yıldızı, ünlü, ayınlığınıza bulunmuş, ordu, millet, gurur, asırlara sığmayan kuvvet. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin Hicret ve Muharrem Ayı ile ilgili açıklama yaptı. Saygıdeğer Erzincanlılar, önümüzdeki 31 Ağustos günü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alındığı hicri yıl hesapları açısından 1441. Hicri yılbaşına tekabül etmektedir. Bu bağlamda hicretle ilgili birkaç husus sizlerle paylaşmak istiyorum. Hicret, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelde Mekke'den Medine'ye göçü ve sahabe-i kiramın Mekke'den Medine'ye yerleşmesi olarak değerlendirilebilir. Ama genel anlamda dinini ve inançlarını yaşama konusunda bir yerde sıkıntıya düşen kimsenin kendisini daha rahat ifade edebileceği, ibadetlerini ve inançlarını daha iyi yaşayabileceği bir bölgeye göç etmesine hicret denmektedir. Bu bağlamda İslam uleması hicret hiçbir zaman bir kaçış olarak değerlendirmemiş. Tam tersine hicretin yeniden varoluş, yeniden bir medeniyet kurma mücadelesi olduğunu bize ifade etmişlerdir. Nitekim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra birkaç önemli hususu çözüme kavuşturmuş ve insanlar nezdinde bugüne kadar tahakkuku mümkün olmayan bir takım güzellikleri hayata geçirmiştir. Bunlardan bir tanesi şüphesiz hepimizin de çok yakinen bildiği gibi Kuba köyünde daha Medine'ye varmadan birkaç kilometre kala iki haftaya yakın bir süre konaklamış olduğu bölgede Medine'deki kadim iki kabile olan Els ve Hazreç'i kardeş haline getirmesi arasındaki düşmanlığı sonlandırıp
barışı sağlamasıdır. İkincisi, Medine'ye vardığında Arap kabileleriyle Yahudi kabileler arasında bir saldırmazlık paktı imzalaması, Medine vesikası dediğimiz İslami anlamda ilk anayasa diye telakki edebileceğimiz temel esasları bütün topluma benimsetmesidir. Yine Efendimizin bu dönemde icra etmiş olduğu önemli faaliyetlerden birisi şüphesiz hem Kuba'da hem Medine'de yaptırmış olduğu camilerdir. Ve bu camilerle birlikte ilim hayatına vermiş olduğu yöndür. Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özellikle Medine'de Ashab-ı Suffa dediğimiz bölümde fakir ve garip sahabelerin yatılı kaldığı yerde erkeklere günlük dersler vermiş, hanımlara da Bab-ı Nisan'ın olduğu bölümde pazartesi, perşembe günleri sabah namazını mütakip dersler vererek ilimsiz bir medeniyetin oluşmayacağı mesajını bütün topluma anlatmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan toplumsal barışı sağlarken öbür taraftan ilmin toplumun bütün kesimlerine yayılması için gayret sarf etmiş ve böylece yeni oluşacak İslam medeniyetinin temellerinin cami merkezli barış ortamında ve ilimle yükseleceğini bize anlatmıştır. Medine'nin ismini de hicretle birlikte Yesrib'den Medine'ye çevirerek medeniyete verdiği ehemmiyete dikkatlerimizi çekmiştir. Yeni hicri yılın siz değerli kardeşlerime, milletimize, ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile kılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın seyirciler, yapımı biraz meşakkatli olsa da Erzincanlılar hem evlerinin salça ihtiyacını karşılıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Yapımı biraz meşakkatli olsa da Erzincanlılar hem evlerinin salça ihtiyacını karşılıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. İşte domatesin salçaya dönüştürüldüğü zorlu süreç. Salça yemeklerin vazgeçilmezleri arasında belki de ilk sırada. Yapımı biraz meşakkatli olsa da cazibesi salçayı vazgeçilmez kılıyor. Erzincan'da domates salçası binbir emekle hazırlanarak sofralara ulaşıyor. Ev yapımı salçalık domateslerin tarlalardan toplanıp geleneksel yöntemlerle salçaya dönüştürülüyor. Yemeklerine fabrika üretimi salçalar yerine geleneksel yöntemlerle yaptıkları domates salçalarını tercih eden usta ailesi, domatesleri de kendi bahçelerinde büyük emeklerle yetiştirerek salça yapımına hazır hale getiriyorlar. Salça yapımını anlatan Erdoğan Uslu, Erzincan'da genellikle herkesin evinin salça ihtiyacını el emekleriyle yaptıklarını ifade etti. Evet, kışlık ihtiyaçları gidermek için salça yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Domatesi kendi bahçemizden yetiştiriyoruz. İşte kendi evimizin kışlık ihtiyacını salçamızı yapıyoruz, kışlık. İhtiyacı olan arkadaşlarımıza veriyoruz fazlalarını. İşte boş zamanlarımızı bu gibi şeylerle değerlendiriyoruz. Salça yapımı nasıl, hangi aşamalardan geçiyor? Ama salça, önce domatesi topluyoruz. Ondan sonra domatesleri bir güzel yıkadıktan sonra götürüp makinede çektiriyoruz. Ondan sonra getirip kazana koyup kaynatıyoruz. Kaç saat kaynama süresi var? Valla en az 7-8 saat kaynama süresi var bunun. Peki salça olduğu nasıl anlıyorsunuz? Ne zamana kadar kaynıyor bu? Bu tam katılaşana kadar, nasıl diyeyim ben sana, eline aldığın zaman kartopu gibi durması lazım. O zamana kadar kaynatıyoruz. Evet, Erzincan'da salça yapım yaygın mı? Yani çevre arkadaşlarından yapanlar var mı? Var. Erzincan'da genelde herkes kendi salçasını kendi yapıyor. Bahçesi olan domatesini kendi ekiyor, olmayan satın alıp yapıyor. Hazır alan arkadaşlar da var. Evet, teşekkürler. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.